Fırat. Alo. Hem halka hizmet noktasında hem de aslında insanların kendilerini ifade etme noktasındaki temel noktalardan bir yönetimden tabii. Demokratik, adil, eşit her kesime uğraşması, uğraşabilirliği ve bu kamusal o ildeki, ilçedeki, beldedeki konuşulan diller noktasında olması noktasında taleplerimiz var. Bizim de seçim öncesinde de kesbi tutum belgesi belirlenmişti aslında. Yerel seçimlere doğru nasıl bir belediyecilik anlayışı istiyoruz noktasında. Biz de bu süre zarfında tabii ki belediyelerin, yerel yönetimlerin hizmetlerini takip etme, tabii ki zaman zaman bu belediyelerle ortaklaşma, ortak çalışmalar yürütme, işte başta yerel hizmetler, yerel yönetim hizmetleri ama sağlık, eğitim, kadın boyutuyla tüm alanlarda birlikte çalışmak isteriz. Yardımcı olmak isteriz. Dayanışma içinde, paylaşma içinde bulunmak isteriz. Bu vesileyle bugün sizi ziyaret ettik. Desteğiyle bulanma hep beraber ayağa kaldıracağız. Kaldırmak da zorundayız. Temel amacımız hep beraber bulanma bir örnek belirleyicilik haline getirmek. Bu usta da gerçekten biz de sizi yoracağız. İlden hem size destek olacağız hem de sizi gerçekten yoracağız bu süreçte. Çünkü temel amacımız bulanda ciddi anlamda güzel bir belediyecilik oluşturmak ve halkın taleplerine cevap vermek aslında. Sizler de güvenimiz tam. Zaten seçim öncesinde de adaylar belirlenirken eğilim yoklamaları yapıldı. Ve halk da sizi tercih etti, sizin aday olmanızı istedi. Karşılığında da sandıkta verdi. Bu 5 yıllık süreçte de siz o teveccühün karşılığını vereceksiniz. Buna da inancımız tam. Bulam halkına, partimize, sizlere de hayırlı olsun. Bulama hep beraber ayağa kaldıracağız. Bundan da eminiz. Arkadaşlar çekti, 100'den fazla fotoğraf çekilmiş. Hepsi 5-6 metre yüksekliğinde, yüzlerce metre uzunluğunda. Belediyenin bir yıllık bütçesini biz buraya ayırsak bu duvarları yapamayız. Dün buraya işte ayrılan bütçe ödenek 1.200.000 lira aylık. Sigortalar hariç personel gideri 1.000.000. Bize kalıyor 200.000 lira. Sigortaları da şu an veremiyoruz. 200.000 lira kepçenin yakıtı sadece. Hiçbir şey yapmamız. Daha önce seçim yatırımlarıyla işte birçok personel alınmış. O anlamda elimiz kolumuz bağlı. Personele de ihtiyacımız var. Deprem şeyinden dolayı bizim yapacağımız birçok şey var. Yani insan kaynağına da ihtiyacımız var. Yalnız bütçe yok. Yani bazen oluyor ki ayda 800.000 lira geliyor, personel gideri yine 1.000.000. Yani bu şekilde giderse mesela 6 aylık bir süreç yaşandı. Personel yeni alınmasından sonra. Bu süreçte parseller satıldı. Belediyenin araçları satıldı. Bunların giderleri bir şekilde karşılanıyordu. Satacak bir şey de kalmadı. Bizim yeni gelir kaynakları ve tabii büyük şehirlerimizden destekle bir şeyler yapmak istiyoruz. O anlamda partimize de bu şeyimizi belirtelim. Partimize de destek veriyoruz. Kurumlarımızdan da aynı şekilde. Mesela bizim bir güneş enerjisi, güneş paneli projemiz var. Burada bir gelir kaynağı da elde etmek istiyoruz. Aynı zamanda su ihtiyacını karşılarken zervan suyunu güneş paneliyle biz bu şekilde vermek istiyoruz. Suya ihtiyaç olmadığı dönemlerde bu paneller enerji üretmeye devam edecek. Biz bunu TEDAŞ'a satıp belediye bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz. Kendimiz bir gelir kaynakları oluşturacağız ama bu işte deprem mağduriyeti olmasaydı farklı şeyler de yapabilirdik. Hem deprem mağduriyeti hem bu personel sayısının fazla olması, buna ödenek yetmemesi elimizi kolumuzu şu anda bağlıyor. Ama kararlıyız inşallah. Her kuruma başvuracağız. Gerekirse borçlanacağız. Dediğimiz anlamda bir belediyeciliği hayata geçireceğiz. Buradan başlayıp Çelikan'dan Adıyaman'a doğru inşallah DEM Parti anlayışını, belediyecilik anlayışını yayacağız. Bir örnek olmak istiyoruz.